Parçalı fonksiyonların Laplace dönüşümü. Öncelikle parçalı fonksiyon nedir? Bir hatırlayalım. Parçalı fonksiyon f(t) veya f(x) diyebiliriz. Değişkenimizi bütün videolarımızda genel olarak t olarak kullanmaya karar vermiştik. O yüzden f(t) diyoruz. f(x) de olabilir fonksiyon. Mesela 1 t küçük 3 iken t kare t büyük eşit 3 iken. Bu bir parçalı fonksiyondu. Bir başka parçalı fonksiyon yazalım. İki parçadan oluşan bir parçalı fonksiyondu. Bu sefer 3 parçadan oluşan yazalım. 0 t küçük 2 iken t 2'ye eşit ve büyük 5'ten küçük iken 2 t büyük eşit 5 iken. 3 parçadan oluşan bir parçalı fonksiyon yazdık. Parçalı fonksiyon dediğimiz fonksiyonlar bunlar idi. Bunların Laplace dönüşümüne geldiğimizde, parçalı fonksiyonların Laplace dönüşümü basamak fonksiyonuna çevirerek yapılır. Bir parçalı fonksiyonun Laplace dönüşümünü alacaksak, parçalı fonksiyon basamak fonksiyonuna çevrilmelidir. Peki basamak fonksiyonu neydi? Bir önceki videomuzda bunu işlemiştik. UAT dediğimiz fonksiyonlardı. Bir parçalı fonksiyonla karşılaştığımızda ilk iş onu basamak fonksiyonları türünden yazmalıyız. UAT'ler türünde. Bu yazımı bitirdikten sonra UAT'lerin zaten Laplace dönüşümlerinin nasıl alınacağını konuşmuştuk. Şimdi gelelim parçalı fonksiyonun basamak fonksiyonu olarak yazımı. Parçalı fonksiyonların basamak fonksiyonu olarak yazımı. Basamak fonksiyonu olarak yazımı. Bir f(t) fonksiyonu alalım ve direkt örnekler üzerinden fikrini konuşalım. F(t) burası 1 olsun. T küçük 5 iken burası t olsun. T büyük eşit 5 iken. İki parçadan oluşan bir parçalı fonksiyon yazdık. Şimdi bunu basamak fonksiyonuna nasıl çevireceğiz? Kalemimizin rengini değiştirelim. Bunu basamak fonksiyonu olarak yazacak olursak f(t) en küçük sınırdan başlarız. En küçük sınırda dahiliyet var mı? Yani şu t 5'e eşit olabiliyor mu? Burada dahiliyet olmadığı zaman buradaki ilk değeri alırız. İlk değer olduğu gibi yazılır 1. Buradaki 1'i alıp olduğu gibi yazıyoruz. İlk sınırda dahiliyet yoksa bu değeri alıp olduğu gibi buraya koyuyoruz. Artı ikinci sınıra geliyoruz. İkinci sınırda dahiliyet olan yer 5. Dahiliyet olduğu zaman u 5t gelecek. Hangi sayıda dahiliyet varsa o uat olarak gelir. Çarpı ikinci bunun yanına gelecek şey bu yandaki t değildir. Bu t'den bir önceki değerin çıkartılmasıdır. T eksi 1. Bunun basamak fonksiyonu olarak yazımı budur. Bir başka örneğe geçelim. Kalemimizin rengini yine mavi yapalım. Bu sefer parçalı fonksiyonu 3 parça yapalım. F'te 0 diyelim ilk parçamıza. T
Küçük 2 olsun. Buradakine 5 diyelim. T2'ye eşit ve 7'den küçük olsun. En sonuncu değerimize de T diyelim. T büyük eşit 7 olsun. Bunu basamak fonksiyonu olarak yazmak istersek, kalemimizin rengini yine kırmızı yapalım. F'te yine gidiyoruz en küçük sınıra. En küçük sınır burada. En küçük sınırda dahiliyet var mı burada? Yok. O zaman buradaki sayı kaç ise onu gelip yazıyoruz. Burada sıfırdı. Yazmaya da biliriz ama biz öğrenmek adına buradaki dahiliyet olmayan ilk sınırdaki şu değerin otomatikman getirilip buraya yazıldığını öğrenmiş olalım. Sıfırı yazdık artı. Buradaki ikinci değere geldiğimizde ikinci sınırda dahiliyet olan kısım bizi ilgilendiriyor. Burada 7'de dahiliyet yok, bu bizi ilgilendirmiyor. Dahiliyet olan 2. Bu nedenle buraya U2T'yi yazıyoruz. Çarpı bunun yanına gelecek olan şey buradaki 5'ten bir önceki değerin çıkartılması. 5 eksi 0. Artı bir sonraki sınıra gidiyoruz. Dahiliyet olan şey 7. Bu nedenle U7T'yi yazıyoruz. Çarpı burada da buradaki T'den bir önceki değer olan 5'i çıkartıyoruz. Hep bir önceki değer çıkartılır. T eksi 5. Ve bizim buradaki bu parçalı fonksiyonun basamak fonksiyonu türünden yazımı burada 5 U2T artı U7T çarpı T eksi 5'tir. Bir örnek daha yapalım. Rengimizi yine maviye çevirelim. F'te T kare ile başlasın. T küçük 3 olsun. Burası 0 olsun. T 3'e eşit ve 5'ten küçük olsun. Burası 1 olsun. T 5'e eşit ve 6'dan küçük olsun. Burası da cos T olsun. T büyük eşit 6. Bu parçalı fonksiyonu basamak fonksiyonuna çevirmek istersek yine aynı prosedürü uygulayacağız. F'te en küçük sınıra geliyoruz. Burası tabii ki orası. Burada dahiliyet olmadığı için herhangi bir UAT gelmeyecek. Sadece buradaki değeri yazacağız. T kare artı. İkinci sınıra geldiğimizde buradaki 3'te dahiliyet var. Bu nedenle U3'te çarpı bunun değerinden bir önceki değeri çıkartacağız. 0 eksi t kare. Artı. Burada bir sonrakinde dahiliyet. Buradaki 5'te. U5'te çarpı. Buradaki birden önceki 0'ı çıkartacağız. 1 eksi 0. Artı. Geldik en sonuncu sınırımıza. 6 dahil. U6T çarpı cos T'den bir önceki değerimiz olan 1'i çıkartacağız. Cos T eksi 1. Bu şekilde bu parçalı fonksiyonu da basamak fonksiyonuna çevirmiş olduk. Bu kadar örneğin arkasından anlaşıldığını varsayalım konumuzun. Şimdi gelelim parçalı fonksiyonların Laplace dönüşümüne. Parçalı fonksiyonun Laplace dönüşümü.
Laplace dönüşümü. Tabii ki parçalı fonksiyonun Laplace dönüşümü o yapılırken önce parçalı fonksiyon basamak fonksiyonuna çevrilecek. Basamak fonksiyonu. Ardından ise Laplace dönüşümü gerçekleştirilecek. Basamak fonksiyonun parçalı fonksiyondan direkt Laplace dönüşümünü alamıyoruz. Önce basamak fonksiyonuna geçmeliyiz. Örneklerimizle başlayalım. Fx eşittir. Fonksiyonları t yapıyorduk genelde. Şunu ft yapalım. Fx olsa da fark etmez. Ama biz t alıştık. T üzerinden gidelim. Genelde Laplace dönüşümü üniversitelerde de hep t ile anlatılır. Ft buraya 2 diyelim. T küçük üçgen. Buraya da 10 diyelim. T büyük eşit 3 iken. Laplace dönüşümü nedir? Veya hiç öyle bir şey söylemeyiz. Laplace Ft nedir deriz. Parçalı fonksiyonu vermişiz. Ft'nin Laplace'ı nedir diyoruz. Kalemimizin rengini maviye çevirelim. Şimdi buraya geldiğimizde öncelikle parçalı fonksiyonu basamak fonksiyonuna çevirmeliyiz. Ft eşittir. Buradaki küçük sınıra geleceğiz. Herhangi bir dahiliyet var mı buradaki 3'te? Yok. O zaman buradaki direkt 2'yi yazıyoruz. 2 artı. Buradaki ikinci sınıra geldiğimizde 3'te dahiliyetimiz var. Bu nedenle u3'te çarpı 10 eksi 2 yapıyoruz. Buradan da fonksiyonumuz ft eşittir. 2 artı 8 u3t oluyor. Bunun Laplace dönüşümünü alırsak Laplace 2 artı 8 u3t. Bunları ayırırsak Laplace 2'nin Laplace'ı artı 8 tane u3t'nin Laplace'ı. 2'nin Laplace'ı 2 bölü s'tir. Laplace dönüşüm kurallarını önceki videolardan izlemiş olmalısınız veya Laplace dönüşüm kurallarını az çok biliyor olmalısınız. Sabitin Laplace dönüşümü 2 bölü s verir. Artı 8 çarpı, burada da basamak fonksiyonu Laplace dönüşümü. Burada 3 yazdığına göre e üzeri eksi 3s bölü s idi. Bunların Laplace dönüşümlerini bilmiyorsanız bir önceki videoyu izleyin. Basamak fonksiyonu Laplace dönüşüm kuralları videosunu. Arkasından bu videoyu izlerseniz daha iyi anlarsınız. U3t'nin Laplace dönüşümü de budur. Ve biz buradaki parçalı fonksiyonun şu an Laplace dönüşümüne ulaşmış olduk. 2 bölü s artı 8 çarpı e üzeri eksi 3s bölü s. Bir başka örnek yapalım. F'te buraya bir t koyalım. T küçük pi olsun. Buraya da 1 koyalım. 1 koyarsak olmaz. Buraya da pi koyalım. Şimdi burada bir ayarlama yapıyoruz. Buraya pi koyduk. Pi, t büyük eşit pi. Laplace ft nedir? İlk olarak parçalı fonksiyonumuzu basamak fonksiyonu olarak yazmalıyız. Ft eşittir. Burada ilk sınırımızda dahiliyet yok. T küçük pi'de. O yüzden buradaki t'yi olduğu gibi yazıyoruz. Artı. İkincisine geldiğimizde t büyük eşit pi dahiliyet var. U pi t olacak.
Pi burada 3,14 pi sayısı çarpı buradakinde de pi eksi t olur. Şimdi buradan Laplace dönüşümünü alacak olursak bunun t ayrı ayrı Laplace'ın içine yazalım şunları. Buradaki de şuraya artı gelecekti. Laplace u pi t çarpı pi eksi t. T'nin Laplace dönüşümü 1 bölü s karedir. Artı u pi t yanında da pi eksi t var. U pi t yani bir basamak fonksiyonunun yanına fonksiyon gelirse bu fonksiyonun içine mutlaka t eksi pi'nin konmuş olması gerekiyor. Burada da pi eksi t olduğuna göre bu fonksiyonun orijinali eksi t'dir. U pi t'nin Laplace dönüşümü e üzeri, şunu yanlış yazdım, sileyim. E üzeri eksi pi s u pi t'den dolayı çarpı burada da eksi t içine pi t eksi pi yazılırsa pi eksi t eder. Bu nedenle eksi t'nin Laplace dönüşümünü alacağız burada. O da eksi 1 bölü s kare olur. Şunu düzgünce yazacak olursak 1 bölü s kare eksi e üzeri eksi pi s çarpı 1 bölü s karedir. Buradaki bu Laplace dönüşümünü anlayamadıysanız bir önceki videoda basamak fonksiyonlarının Laplace dönüşümleri videosunu izleyin. Bir örnek daha yapıyoruz ve böylece bu videomuzu da bitirmiş olacağız. Burada daha karmaşık bir fonksiyon alalım. Daha fazla adam olsun en azından karmaşıklıktan kastettiğimiz. Buraya 1 diyelim, t küçük 2 olsun. Buraya t büyük eşit 2. Burası da ne olsun, ne olursa ayarlama olmuş olur. T artı 3 olsun burası da. Buna bir üst sınır koyalım, 4. Buraya da t büyük eşit 4 koyalım. Buraya ne koyduğumuzda ayarlanmış olur. Bir mantık var orada, onu düşünüyorum. -11 eksi t olsun. Umarım olacak. Laplace f(t) nedir? Parçalı fonksiyonun Laplace dönüşümü sorulmuş durumda yine. İlk olarak parçalı fonksiyonu basamak fonksiyonu olarak yazmalıyız. İlk sınıra baktığımızda dahiliyetimiz yok. Buradaki sayı kaç ise onu yazıyoruz. 1 artı. İkincisinde 2'de dahiliyetimiz var. Bu nedenle u2t çarpı t artı 3'ten 1'i çıkartacağız. T artı 3'ten 1'i çıkartırsak t artı 2 olur. Artı buradaki 11 eksi t'den t artı 3'ü çıkartacağız. Yanına da bir sonrakisinde dahil olan 4'ten büyük var. U4t çarpı 11 eksi t'den t artı 3'ü çıkartacağız. 8 eksi 2t olur o da. Bunun Laplace dönüşümünü alacak olursak Laplace 1 Laplace u2t çarpı t artı 2 artı burada Laplace u4t şunu da bir eksi 2 parantezine alırsak t eksi 4'tür o. Ayarlama yapmaya çalışıyorduk ama ikincisini ayarlayamadık. Şimdi anlayacağız. Burada birin Laplace dönüşümü 1 bölü s karedir. Burada bu ikinci kısmın Laplace dönüşümünü alabilmemiz için burada u2t varken yandakinin t eksi 2 olması lazım.
Fakat alt tara yan tarafta t artı 2 var. Bunu t eksi 2 yapmalıyız. O yüzden bunun Laplace dönüşümü daha bekliyor. U 2 t çarpı direkt t eksi 2 yazıyorum. Ama burada normalde 2 çarpı U 2 t var. O yüzden buna 4 tane de U 2 t eklediğimde bu ikisini topladığımda şuradaki değer ediyor. Yani biz U2T'nin yanında bir fonksiyon varsa onu mutlaka buradaki U2T ise T-2, U3T ise T-3 yazmalı, yazacak şekle getirmeliyiz. Bunun yanına ben direkt T-2 yazdım. Bunun üzerine ne eklersem bunun aynısı olur diye düşündüm. 4U2T. Artı bunun yanındaki zaten T-4'ü içinde barındırıyor. U4T'den dolayı E üzeri eksi 4S çarpı. Burada ise fonksiyonumuz eksi 2t'dir. Eksi 2t'nin içine t eksi 4 konursa eksi 2 çarpı t eksi 4 olur. Orijinal fonksiyon eksi 2t'dir. Bunun Laplace dönüşümü de eksi 2 bölü s kare olur. Şimdi bir adım daha devam edip Laplace dönüşümüzü bitireceğiz. Eşittir koyalım. Eşittir. 1 bölü s kare artı. Buradaki U2T T eksi 2 olduğuna göre buradan U2T'den dolayı E üzeri eksi 2S çarpı. Yanda T eksi 2 var. Bunun orijinal hali T'dir. T'nin içine T eksi 2 konulursa T eksi 2 olur. O yüzden T'nin Laplace'ını alıyoruz. 1 bölü S kare. Artı. Burada yalnız başına bir U2T var. Yalnız başına oldukları zaman E üzeri eksi 2S bölü S'tir Laplace dönüşümü. Artı e üzeri eksi 4s çarpı eksi 2 bölü s kare bu parçalı fonksiyonun Laplace dönüşümüdür. Bu şekilde parçalı fonksiyonların Laplace dönüşümünün alınması videomuzu da tamamlamış oluyoruz. Bundan sonraki videomuzda diferansiyellerin karşısında parçalı fonksiyon olduğunda nasıl çözeceğimizi inceleyeceğiz.